Hayırlı günler arkadaşlar. Nereye geldim? Pazara. Bayağı da pazar kalabalık ya bugün. Şöyle gördüğünüz gibi. Hem konuşalım. Kendimi çekerken dün bayağı bir kafamın üst tarafını çekmişim. Niçin geldim? Böyle sebze fazla almayacağım. Belki de hiç almayacağım sebze. Süt almaya geldim. Pazarda bir tezgahımız var. Süt satan. Ay bitti. Yusuf'un birazcık yarım kavanoz sütü kaldı. Çünkü biz de yiyoruz. 5 kilo Yusuf yemiyor. Bakkaldan almıyoruz. Kendimiz yaptık mı? Demek ki 15 günde bir almak gerekiyor. Şimdi hesapladık. Ayda bir kere 5 kilo yetmiyor. Çocuğa olsa yeter. Rahat rahat. Şöyle karnabahar 25 lira. Havuç 20 lira. Hem dedim tezgahları göstereyim. Ay taze soğan çok güzel. Şöyle bir tane kıvırcıkla birlikte alayım. Ne kadar kıvırcık? 30 zaman 25 lira. Verme kıvırcık verme ya. Sen taze soğan ver, iki tane ver. İki tane ver taze soğanı. Bir tane daha ver. Taze soğanı seviyoruz, kıvırcığı o kadar üstünde durmuyoruz. Esra da çok seviyor taze soğanı. Bunlar ne kadar pahalı? 30, 20. Ha, hayırlı işler. Hayırlı seçim. 25 lira burada havuç. 30 lira kıvırcık. Ben 2 tane 15'ten 30 lira verdim. Taze soğan aldım. Kazı da maşallah 30 lira olmuş. Ufacık Demet. Bir kavurma, iki tabak. Patlıcan zaten. Bugün patlıcan yapacağım. Biber 50 lira dolmalık. Burada şöyle parçalı 15 lira. 40 lira muz olmuş. 29'du. Benim ne almam lazım? Ay güzel şeyler var aslında burada. Hazırlıklı gelmemişim. Şöyle pantolon takımı tripolar var da. Parçası 100 lira. Ama küçük. Sareye olmaz. Bayağı bir küçükmüş. Çıkar gerçi büyük boldan. Ama tek birini gelmedim. Ne alacağım? Tülbent alacağım sütümü süzmek için. Geçen zorlandım. Bayağı bir zorlandım. Bir küçük parça vardı. Onunla süzeyim diye. Çünkü kullanmadığımız bir şey olması gerekir. Şu tuhafiyeden alabilirim. Bir tane evet. Beyaz tülbent. Şöyle bir bekleteyim. Ayıp olmasın içeriye. Evet. Bir tülbentlik aldım. O da tencerenin ağzına güzel yıkarım gidince. Kenarları dikilmiş olmuyor sade. Sütümü çünkü süzmem gerekiyor. Geçen küçük bir parçayla çok zorlandım ya. Unutuyorum her seferinde iniyorum. Şöyle gördüğünüz gibi pazarı göstereyim dedim bugün. Patates Afyon. 25 küçük. Kabak ne kadar? Kabak kilo 35 abla. Paket ne kadar? 50 lira. 50 lira değil mi? Şöyle, pırasa 30 lira. Küçük ama pırasalar bayağı ince. Vurma Trump diyor, vurma Trump diyor, vurma Trump diyor. Bayağı bir. Trump'dan vurması gibi. Da kendimi çekeyim ya. Hep de o taraf olmaz ki ama. Azıcık da kendimi çekeyim pazar içinde. Sütümü alacağım şimdik. Sütçüye doğru ilerliyorum. Ya çocuklar da güzel eşofmanlar var. İki tane taze soğan. Bayılıyorum ekmek arası. Yemeğin yanında tuzluyum. Esra da bayılıyor böyle. Burada da 20 lira pırasa. Ve nadir buradaki iyi. Baksanıza. 25 lira. Turşu yemeyeceğim ya. Cumartesi biz Fatoş'la turşu suyu içtik. Ay
bir bidon belki su içtik. Yandık yandık. Fatoş'un bir de tansiyonu yükseldi yine. Hemen hapını aldı işte. Elleri anında şişti. Evet, kilo 50, kilo 50. Taze balık kilo 50. Evet, istavrit 50. Evet, taze istavrit, taze istavrit, taze istavrit. Evet, canlı taze istavrit, canlı taze istavrit. Şişeye doğru ilerliyorum. Şimdi sebzemiz var. Dediğim gibi böyle bir şey canım isterse, aklıma gelirse. Alıyorum, çekiyorum. Yani, birine güldüm de tanıdık biri geçti. Ispanak 30 lira. Yok ya, bu hafta. Ben ıspanağı çok çok daha abartılı sevmiyorum. Böyle arada bir zeytinyağlı. Canımız çekecek. Baba bu çocuklar. Bu çocuklar. Mutlu oluyorlar pazarda çocuklar. Bir şeyler gösteriyorlar. İnşallah süt bitmemiştir. Çünkü şey dedim, hem pazara ineyim dönüşte de Sare'yi alayım diye çıktım. İnşallah bugün bir şey unutmam. Geçen biliyorsunuz ekleri üstü okumda mutlu yerdi. Bilemedim. Kabak 35. Burada patlıcan 35. Biber 40, domates 25, 30 da salatalık. İyi, aynı gidiyor salatalık. Mevsimi değil ama aynı gidiyor. O da iyi. Eskiden mevsim dışı yemiyorduk. Ona da alıştırdılar. Organik, organik serayı organik diye kakalıyorlar. Eskiden de vardı sera. Ama organik değildi, seraydı. Şimdi seraya organik diye sunuyorlar kışın. Bükülü 300, bükülü 300. Ay, ay, ay. Nerede? Nerede mi? Buldum. Buldum çok şükür. Nar sütü de var. Evet, bal kabak dedi, bal, bal. Hayırlı işler. Kolay gelsin. 5 kilo. Nerede? Abi, sağ ol. Öyle bölebiliyor musun? Ben 5 kilo istiyorum, bölme de. Şöyle göstereyim de. Biliyorum durdu ya. Kendi kendine kapandı. Niye oldu bilmiyorum. Ya bilek dolu. Bellikler, bellikler, bilek değil. Ben biraz uçtan uçtan söylerim bazı şeyleri. Şöyle güzelliğe bakın ya. Yeşillikler. 35 ıspanak ama süper. Bu ıspanak çok güzel. 50 oluyor değil mi? Ay, hiçbir şey alamam. 5 kilo sütü taşıyacağım. Pazarcılarımız çok cana yakın ya, tatlılar. Yani tam esnaflar demek istedim. Bayağı kalabalık, bayağı kalabalık. Muz ne kadar? Muz ne kadar? Muz 40 lira. Her yerde aynı. 29'dan 40'a çıktı. 11 lira. Al portakal mandalina 20 liraya. Portakal mandalina 20 liraya. Muzu kime alıyoruz? En çok Yusuf'a alıyoruz. Eziyoruz ya, kolay oluyor. Yoğurduna. Al hakiki limonu. Almam lazım ama nasıl taşıyacağım onu düşündüm. Abla ben de çekeyim seni abi. Kardeşim limoncu. Çok güzel bir limoncu. Lütfen paşama çalkı limon alın.
Evet bence destek de. Destek olun. İnşallah. İnşallah. Düğünüm var yakında. Yüzük ne? Nişan yüzük mı? Yüzük nişan yüzüğü. Hayırlısı olsun. İnşallah. İnşallah. Bir ayakta duralım. Küçük esnafın arkasında olur. Büyük esnaflardan vazgeçin. Onlar yükünü almış. Ay çok biraz güzel. Biraz evine destek olun. Çok güzel. Heh. Hayırlı bay işler. Bay. Allah bol kazançlar tamam, versin. Ay, Allah yolunu açık etsin. Kardeşimiz nişanlıymış. Keşke elimizden gelse herkese yardımcı olabilsek değil mi? Ama maalesef gücümüz yetmiyor. Ancak kendimizi çevirebiliyoruz. Burada kaç? 35 ama çok şey. Yeşil. Bu taraflar çok kalabalık değil de aşağılar sebze bölümü kalabalık ama. Sebze bölümü kalabalık. Evet. Bakıyorum işte. Almasam da bakıyorum. Burası da yöresel ekmek, tereyağı. Ama ben şuraya oturacağım. Çeşme var, eski çeşme. Biraz dinleneceğim. Yokuş yukarıya çıktım ya, 5 kilo sütte. Bayağı beni yordu. Merdivenleri çıkarken nasıl yaparım bilmiyorum. Biraz beklesem, kusura bakmazsınız. Dinleneyim. Şöyle parçalar var böyle. Terziliği olan için süper. Çok ucuna geliyor. Ama terziliği bilmek lazım. Alıp da kenara atmak da bir işe yaramıyor. Eşdeğerde terziye de para veriyorsun. Kumaşa da aslan yüzünden pahalıya gelir dedikleri bu herhalde. Görüşürüz. Evet, yavaş yavaş kalkayım. Eyvah, soğanımı unuturum sonra. Onu ben süt torbasına sıkıştırırım. Süt unutmam ağır olduğu için. Vallahi ayağım dolaştı bir anda. Şuradan kızım oğluma bir muz almam lazım ama aşağıdan marketten alırım ya. 33. Aşağıdan alırım. Okulun oradan. Şöyle fiyatları gösteriyorum zaten. Bu tarafta. Kıyafetler, güzel kıyafetler var ya seçebildikten sonra. Uydur yeter ki üstüne. İlle ki mağazaya gideceğiz diye bir şey yok. Çarşı pazarda da güzel oluyor. Daha uygun oluyor en azından. Mağaza parası, kira parası vermiyoruz. Sebze bölümü bayağı bir kalabalık. Burası başörtü, çorap, çok değil. İnsanlar sadece yemek için zaten. Çoğunluk pazara gidiyorlar. Ya da çocuğuna çoluğuna şortman. Bir taraf güneş, bir taraf rüzgar. Bir taraftan yağmur yağıyor. Değişik bir hava var bugün. Bakalım sevim ilerli. Şöyle geçiyorum. Burada da sebzeler var. Taze fasulye var mı örneğin burada? Bilmiyoruz nasıl. 40 lira fena da değil. Kabak 25. Patlıcan 25. Ne güzel söylüyor abimiz. Eşli abimiz var. Bizi çekiyor. Almanya'ya götürecek. Bacı. Hanımefendi. Sana bağırır mıyım ben? Ne güzel. Bu arada bir tane. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Sen nasılsın? Hayırlı İyiyim. İşler. Görüntü mü yapıyorsun? He. Ha, işim yok işte. Onun için yapıyorum. Abi gerçek limon 1 kilo 20 lira. Gerçek limon 1 kilo 20 lira. Gerçek limon efendim 1 kilo 20 lira. Gerçek limon 1 kilo 20. Sahtesi de var. Seni çekiyorum. Sen YouTube'cularda çıkıyorsun ya. Kolay gelsin.
Estağfurullah, 50 lira. Fena da değil, güzel. Ağırlığa bak. Hamsi de aynıdır büyük ihtimal. Valla üst taraftan çıktım. Kapatacağım, okula devam edeceğim. Ay, caddeye doğru ilerliyorum. Antrenman iyi oluyor bana ya. Asallah, 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 Celle Celali. Ay, ezanımız okunuyor. Şöyle kapatıp caddeye geçeyim yollardan. Evime geldim çok şükür. Şu sahanları da atayım bu tarafa. Geldim, elimi yüzümü yıkadım, üstümü değiştirdim. Ne yapayım dedim. Şu iğne aldım, örtü, tülbent aldım. Yıkadım. Yeni tülbent. Sütümü süzeyim. Atayım kaynamaya. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yavaş yavaş. Sariye aldım. O merdivenlerden zor çıktım Allah'a sütle. Bayağı insanı yoruyor merdiven. Şöyle bir şey var mı içinde yok mu bilemiyoruz ama yine de süzmek lazım. Geçen sefer hoşumuza gitti. Beğendik sütü. Şöyle gireyim biraz. Tam bu tencere 5 lira iyi geliyor. Bakacağım, gözlükle bakacağım. Süzdüğümde bir şey var mı? Şükür. Yok ama iyi o. İçtiyse garanti oluyor süzmenizde. Bunu yine bulaşık leğeninde yıkayıp takayım da kaynatmaya, yavaş yavaş kaynasın o bir taraftan. Çok yüksek koymayayım çünkü yemek yapacağım daha. Yorulmuşum ama karnım da acıktı. Yemeği de yapmak zorundayım yani. Şuradan bir... Ya da lavabonun içine atayım şimdi, şöyle kenarına koyayım. Giderken ben bunu da şey yaptım. Şöyle kapak koyup bak simsiyah suyu çıktı patlıcanımın da. 2 saat, 3'te çıktığıma göre 2 saattir suda. 5.30'a geliyor zaten. Ne yapacağım? Bunun için de pişiririm ben. Soğanımı doğrayıp. Çünkü kavrulmuş etim vardı. Esra hazırlamış buraya ben gelinceye kadar. Şunda da kuru soğanımı kavururum ama önce patlıcanlarımı kızartmam lazım. 5 dakika bir dinlenmem lazım. Yemekte buluşuruz. Patlıcan oturtma gibi kuşbaşılı bir şey yapacağım. Kızartıp yapıyorum ben. Patlıcanların yemeği de olsa kızartıyorum patlıcanı. Daha lezzetli oluyor. Siz benden iyi bilirsiniz. Siz de aynı yapıyorsunuzdur. Banyo yapmadın mı? Sen videoyu aktaram olsun anne, ben baktım. Allah Allah. Nasıl yapmışım, başarmışım. Ben anlamıyorum, bu ara benim telefona yine bir şeyler oldu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Pazar videomun arkasından eve geldim. İşte sütümü aldım. Öyle. Devam ederiz inşallah. Allah'a emanet olun.